Uçaklar seyahatlerin başlangıç ve bitiş halkalarının en başında yer alırlar. Yolculuklar ne kadar iyi başlarsa o derece iyi neticelenme şansı da artıyor. Ancak günümüzde sık uçanlar az uçanlara oranla daha kaliteli uçak yolculuğu yapıyorlar. Tecrübeli uçucular için seyahatin her aşaması önemlidir ama doğal olarak beslenme tarafı ise dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içeriyor. Özellikle uzun uçuşlar sırasında ve sonrasında sindirim sistemimiz farklı çalışır. Vücudumuz normalden daha farklı tepkiler verebilir. Uzun süre 10.000 metrede ve suni havayla desteklenen bir tüpün içinde olduğunuzda durum daha da farklılaşır. Özellikle tecrübesiz yolcular ve ilk defa uzun uçuş yapacaklar bu rahatsızlıktan en çok etkilenenler arasında yer alır. Uçakta sindirim sorunu yaşamamak için neler yapmalıyız? Uçuşumuzun kabusa dönüşmemesini nasıl sağlamalıyız? Neler yemeli, neler içmeliyiz? İşte sindirim sistemini yormadan konforlu seyahat için 6 tüyo. Uçakta içtiğiniz kahveler vücudunuzda farklı bir mekanizmayı tetikleyeceğinden belirli bir süre sizi konsantre tutar. Ancak fazla kafein hem sinir sisteminizi hem de bağırsaklarınızı negatif anlamda etkileyebilir. Fazla mineralli su veya soda ise midenizdeki gaz oranını yükselterek sindirim sisteminizi bozabilir. Bu nedenle en uygun yöntemin her saat başı alacağınız en az bir bardak su olduğunu unutmayın. Bol su tüketimi baş ağrınızı azaltıp vücut basıncınızı ayarlar ve kabızlık, ishal olma gibi bağırsak problemlerini de önler. Bol su tüketimi jet lag sorununu da en aza indirir. Ancak uçakta kapalı şişe su tüketin. Uçağın deposundaki suya mesafeli kalın. Çay ve kahvenin de uçaktaki sudan yapıldığını hatırlatmış olalım. Yapılan araştırmalarda uçak tuvaletleri yolcuların zorunlu olmadıkça gitmek istemedikleri ilk yer olarak anılır. Çünkü tuvaletler dar ve rahat değil. Bazen başında kuyruklar oluşur ve yolcunun evindeki kadar rahat edemediği bir yerdir. Ayrıca cam kenarı veya orta koltukta oturanların koridordaki yolcuyu rahatsız etme endişesi de tuvalete gitmesi isteğini erteletebiliyor. Bu ve bunun gibi sebepler yolcuların tuvalete gitmeme veya geç gitme gibi normal düzeninin dışında davranmasına sebep olur. İşte bu durum uçak yolculuklarında bağırsakları yorar ve dengeyi bozar. Bozulan sistem o seyahat boyunca kabız olarak geri döner. Birçok havayolu şirketi her öğün yiyecek ve içecek servisi yapsa da siz kendinizi garantiye alın. İçinde sevdiğiniz küçük taze meyve ve sebzelerden oluşan bir çantanız olsun. Taze olması kana çabuk karışması anlamında destek olacaktır. Bu sayede servis olmadığı zaman vücudunuzdaki kan şekerini dengelemiş olursunuz. Günlük hayatta tükettiğiniz vücudunuzun alışık olduğu yiyecek ve içecekleri yanınıza alabilirsiniz. Bu sayede bağırsaklarınız farklı bir durumla karşılaşmaz, günlük alışkanlıklarınız değişmeden kabızlık, ishal gibi problemlerden kurtulabilirsiniz. Uçuşlardan en az 12 saat önce karbonhidrat içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Süt, buğday, sarımsak, soğan gibi gaz üreten gıdaları tüketmeyin. Uçuştan önce bağırsaklarınızı yorarsanız, uçuş esnasında zorlanabilir. Bu da sizin seyahatinizi konforsuz bir hale getirir. Uzmanlar uçak yolculuklarında kabız veya ishal olmamak için kivi tüketiminin önemli olduğunu vurguluyorlar. Kivi de antioksidan, radikal giderme, indirgeme kapasitesi gibi çok önemli özelliklerin olduğu biliniyor. Kivi daha çok kanser hastalarına tavsiye ediliyor ve birçok kanser çeşidinin tedavisinde önemli bir yer tuttuğuna doktorlar dikkat çekiyor. Lif oranı yüksek olan kivi, su tutma kapasitesinin fazlalığı ile biliniyor. Buna bağlı olarak bağırsakları çalıştırması ve kabızlığı önlemesi ayrıca önemli bir özelliği. Bu sebeple imkan oldukça uçakta kivi tüketin. Uçuş mesafesi uzadıkça vücudunuz yorgunluk belirtileri verir. Yerinizde oturup bu belirtileri hissetmeye çalışmak yerine
uçak içinde yürüyüş yapmayı deneyin. Yiyip içtiklerinizi vücudunuzdan atmak için uçakta yürüyüş en önemli kural. Yaklaşık 12-13 saatlik bir uçuşta sürekli oturursanız sadece bağırsak değil, daha önemli olan kan pıhtılaşması sorunlarına da davetiye çıkarmış olursunuz. Hareket de edemediğinizden kan akışında sorun yaşarsınız. Böylece kan dolaşımınız bozulur. Özellikle uzun uçuşlarda koridorda mutlaka yürüyün veya boş, uygun alanlarda hareket edin, egzersiz yapın.